Aracınızı zahmetsiz bir şekilde oto.net'e satmak için hemen aşağıdaki linklerden oto.net web sitesini ziyaret edin ve anında size özel fiyat teklifi alın. Tekliften hemen sonra Türkiye'nin dört bir yanında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Samsun, Konya, Malatya nerede olursanız olun fark etmez ücretsiz ekspertiz hizmetinden yararlanabilirsiniz. Ekspertiz sonrasında nihai fiyat teklifini kabul ettiğiniz takdirde yalnızca bir saat içerisinde noter satış işleminiz tamam. Asist analiz ekranlarında oto.net'in katkılarıyla hazırladığımız Diagonal programıyla bu hafta yeniden karşınızdayız. Stüdyo konuğum, konuklarım Mehmet Özcan, Volkan Demir. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bir an ismimi unuttuğunu düşündüm. Hayır. Baktım şöyle bir. Mehmet Özcan. Kafam başka bir yerde biliyorsun o yüzden. Şimdi sonda mı yapalım, başta mı yapalım? Seneye görüşürüz. Hayır yapmayın. Bence hiç yapmayalım. Ben hem sonda hem başta yapabiliriz. Tamam, hadi ya. Bence yapın. Bence o kalitede bir espri yani. Hadi yapın. Yapın yapın. Evet, son programı. Bugün ne? Pazartesi ama ben seneye görüşürüz esprisi yapamayacağım izleyicilerimize. Çünkü benim Perşembe yüz yüze var. O zaman sen orada yaparsın. Tabii ben yapamıyorum. Ama biz yapabiliriz Mehmet'le. Tabii siz ikiniz. Seneye görüşürüz o zaman. Evet bu senenin son programı. Evet. Yani bizim üçümüzün. Son programı artık bir sonraki yayınımız 2022 yılında olmuş olacak. Evet, hepimize çok güzel gelsin. İnşallah. İnşallah. 2021'in sonunda son aylarında buluştuk. Güzel bir buluşma oldu. Evet. Ben ilk kez tahminlerimde tuttum. Neyi? Galatasaray ile Fenerbahçe rahat kazanır değil mi? İlk kez bildim. Bu hafta söyleyeyim. Evet. Ben yılın, İyi kapattık 2021'i. Yani Galatasaray Fenerbahçe'yi yener. Benim için herkes dedi ama ben bir arttırdım. İnşallah Mesut oynar dedim. Evet. Mesut Fenerbahçe kariyerindeki en iyi maç evet. Uzak ara. Peki o zaman konuşalım şimdi. Fenerbahçe'de Galatasaray'da bu hafta kazandı. Artık sonunda kazandılar diyebiliriz. Sanırım biz burada hiç ikisinin kazandığı bir maça şahit olmadık. Olduk olabilir, mu? Doğru. Ben zaten şöyle özetledim. Hani devre arası transfer dönemi gelecek. Yani kazanmak zorundalar. Kendilerine tabii, Ocak tabii. Ayına örnek. Galatasaray'da Aytaç oynadı. Bir de rakipler evet. Müsaitti biraz. O da İkisi var. De kötü doğru diyorsun. Hani hem Antalya hem Malatya kadroları da çok yetersiz. Hı-hı. Ama hani bu galibiyetler öyle bir galibiyet ki artık ben hani şampiyonluğu geçtim. İkinci bile Galatasaray açısından olur mu olmaz mı çok umutlu değilim hani ben. O zaman Galatasaray ile başlayalım Mehmet. Antalya Spor'u 2-0 mağlup etti. Sence nasıl bir maçtı? Galatasaray'ı nasıl buldun? Önce onunla başlayalım sonra konuşalım. Daha iyi oynadığı maçlar da oldu. Tabela yapamadığı maçlar da oldu. Aklıma ister istemez 0-0'lık bölümde Halil'in atamadığı gol geldi mesela. Çok net Fanağan oldu. Asisti güme gitti. Yine 45 artıda bir Feghouli golü ama yani Kerem öyle bir gol pası verdi ki. Evet. Artı hani bilmiyorum Volkan Feghouli'nin o yakaladığı pozisyon Halil bulsa sence gol olur muydu? Yani emin değilim. Ya Halil garip bir havası var. Şöyle çok iyi bitirici gibi hissediyorum bazen. Hani ceza sahasında o hareketleri falan yapıyor ya. Yani bayağı fundamental iyi. Bazen de diyorum ki ya bu çocuk acaba bitiricilik konusunda eksik mi? Ya aynı maçta iki farklı his alabiliyorsun Halil'den. Garip bir durum ya var. Ya izlemiş keyifli ama bitiricilik ve yani şöyle bir şey. Bir Kerem'i görüyoruz. Nereden nereye geldi? Tabii. Kerem hep öyle değil. İşte en son uzaktan attığı şut, kısa pasları, asistleri, top kapması full gelişti. Kesinlikle. Halil bence kendisini geliştiremedi. Ama Kerem de Kerem ve Halil'i şöyle farklı bir noktaya koyarım. İkisinin yani Kerem'in forması garanti hemen tabii, hemen. Doğru. Halil'in forması o kadar garanti değil. Halil'in hep kafasında o vardır. Bu hafta oynayacağım mı oynamayacağım. Ya o biraz gelişime etkili. Ya Kerem'den bilerek sen bana maçı sordun. Maç çok da hani konuşmaya değer mi? Mustafa Muhammed çok iyi oynadı. Gol atamadı ama bunlar hep şunun aslında Volkan'ın pasını tamamlayayım. Muhammed'in de sözleşmesi uzatıldı maçta önce. Evet. Şimdi bugün yarın resmi açıklama evet. Yapılacak. Yani bu kafa rahatlığı direkt performansı etki ediyor. Kerem de senin söylediğin gibi. Ben kafası sorguladım. Rahat. Neden bu kadar iyi oynadı dedim. Yani neden bu kadar gelişti dedim daha doğrusu. Forması garanti tek isim. Tabii. Kötü oynasa da oynayacağını biliyor. Artık kendisine dikkat de ediyor işte. Uykusuydu, beslenmesiydi, kişisel gelişimiydi. En sonunda kendine bir gol sevinci de yarattı işte. Harry Potter, büyücü. Hayır Yusuf Yazıcı da bunu gördük yani Volkan. Evet. Bunlar sağ dışında çalıştığın zaman da muhakkak sağ içine onun yansıması oluyor. Nihayetinde Galatasaray adına kötü geçen sezonun ilk yarısının en hani futbolcu olarak bir Kerem deriz, iki Marka deriz. Son Antalya Spor maçı kötü oynuyor. O da yarısında yoktu. Olmamasına rağmen. Tabii. Ona rağmen. Yani ilk 8 maçta olmaması tabii. Rağmen. 8 maç ama Avrupa'da çok iyi dedim. Tabii, Marka. Tabii. Avrupa'daki biraz başarıyı zaten hani Galatasaray başarılıyoruz Avrupa'da ama Galatasaray yine Marsilya maçı da şöyle bir anormal hücum performansı yok. Bütün iş Marka'da.
Nelson da Muslera'yı da düzeltti. O anlamda hani övgüyü hak ediyor. Ama bakalım neler olacak. Ocak ayı bence çok hareketli geçecek. Kesinlikle. Geçen yayında gelebilecek oyuncuları söylemiştik. Birazdan istersen bahsederiz. Ayrılacak isimler var. Onları açıklarız burada. Aynen öyle. Onları da konuşalım. O zaman bir Fenerbahçe'ye dönelim. Fenerbahçe'de Malatyaspor'u 2-0 yendi. Ne kadar iyi futbol oynadığı yine tartışılır Fenerbahçe'nin ama sen nasıl buldun maçı? Vallahi birçok konuyu kaygı içerisinde izledim. Çünkü maçın hani tek kelime söylesen maçla ilgili de, bu maçın duygusu nedir? Kaygı. Geldi oyuncular ısınmaya. Formaları çıkarın, çıplak oynayın. Maç başladı, yönetim istifa, Ali Koç istifa. Top ayağına gelen oyuncu ıslıklanıyor. Mert Hakan orada bence yanlış bir tercih yaptı bu arada. İlk yarının sonunda saçma bir vuruştu. Hani pasta verebilecek. Takımın en iyilerinden de ama. İkinci 45 dakika boyunca top ayağına her geldiğinde yuhalandı. İrfan Can oyundan çıkarken yuhalandı. Serdar Dursun evet. oyundan çıkarken yuhalandı. Bir ara Mesut bir kötü bir iki top pas yaptı. Orada hafif bir başladı Mesut'a. Devam etse Mesut'a da başlayacaktı. Mesut oyundan çıktı. Resmen Fenerbahçe taraftarı sinirini atmaya gelmiş gibiydi tabii, maçı. Tabii tabii. Şimdi 9 kişilik Karagümrük maçından sonra bir de özellikle iyice bir gerginlik vardı. Plaka alma var Volkan. Yani tabii, daha tabii. önceki haftalardan bazı oyuncuların plakası alınmış. Tabii, oluyor bu. Tabii. Şimdi oluyor ama Fenerbahçe'de artık iş tuhaflaşmaya başladı. Yani şöyle, şu bir kere net şunu söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı ya da X takımın taraftarı istediği futbolcuyu protesto eder. İstediği başkanı, istediği yönetici, istediği gazeteci protesto eder. Bunda hiçbir şey yok. Sıkıntı yoktur. Bir kere bunu kabul etmiyorsan Fenerbahçe'ye gelmeyeceksin. Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a gelmeyeceksin yani. Hani diyoruz ya Abdülkadir Ömür ağladı mesela Trabzon'da sezon başında. Evet. Ağlatır taraftar gerekirse. Hani taraftardır bu. Bunu sorgulayamazsın. Sonuçta bu işin müşterisi o. Hani nasıl bir mağazada sen o kasiyere hesap soruyorsan o da aynı. Ben sana bir örnek vereyim mi? Konudan çok sapacağım belki ama Abdülkadir deyince böyle ampul yandı. Volkan Şen küfrü yediği için ağlayarak oyundan çıktı. Şu an nerede? Hangi takımda? Aynen. Evet. Baş edeceksin yani tepki olur. O altyapın olmak zorunda. Mert Hakan'ı da bu açıdan tebrik ediyorum. Bak 45 dakika yuhalandı kolay değildir. Özellikle Kadıköy'de. 45 dakika yuhalandı. 45. dakikanın sonunda millet artık alkışlamaya başladı. Yani yuhalayanlar yine vardı ama alkış daha fazlaydı. Şimdi neden? Çocuk kendini bozmadı. Bozsa mesela şöyle yapsa tribüne. Geçmiş olsun. Bütün herkes sana dönüyor. Tabii. Başka şeyi söyle. Bravo. Toptan yani, kaçmadı bence. Toptan kaçmadı. Aynen öyle. Mesela bir tane golün, ikinci golün de hazırlayıcısı. Yani Valencia'ya top gelene kadar orada da Mert Hakan'ın... Serdar'ın offside golünde ortaya yapan Mert aynen Hakan. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani katkısı da var maça. Bu açıdan duruşunu tebrik ediyorum. Güzel bir performans sergiledi. İrfan Can'la ilgili neler söyleyeceksin? İrfan Can'ın durumu kötü. Tepkiyi hak eden bir İrfan Can yok mu sence? Var. İrfan Can'ın durumu kötü. Şimdi çok net söylüyorum. Galatasaray'la kapışılan oyuncu bu olmaz. Kendisi de farkında bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani... Çok net farkında olmasa zaten sağda solda sürekli sağ içinde birileriyle kavga etmez. Yapamadığı için evet. Sürekli o sinir olarak dönüyor ona. Ama çalışacaksın. Şimdi sakatlık sonrası halen daha dönemedi. Bak bu sezonun yarısını boş geçirdi. Geçen sezon da zaten iki tane sakatlık yaşamıştı. Bir sene oldu Fenerbahçe'ye geleli. Neredeyse 3 ay falan böyle. Ne 3 ayı belki de daha az yani 2 ay falan İrfan Can gibi İrfan Can izleyebildik. Burada Mesut da aynı şekilde, İrfan da, Mert Hakan da kesinlikle bu sorumluluğun altına girdiyseniz bunun altından kalkacak dirayeti göstermek zorundasınız. Şunu söyleyeyim, şimdi şunu da şu haksızlığı da yapmayalım bu adamlara. Pereira varken İrfan neden oynamıyor, Mert Hakan neden oynamıyor, Mesut neden oynamıyor diye tepki gösteriyordu taraftar. Şimdi bu adamlar oynuyor. Evet. Ama daha birinci, ikinci maçta hemen yuhalama geriye götür. Şimdi İrfan Can'ı, Mert Hakan'ı, Mesut Özil'i gelecek sezonda dahil olmak üzere bu takımdan gönderebilecek mali durumun var mı senin? Daha iyisini koyabilecek mali durumun var mı? Özellikle şu Türk oyuncu yok, olarak. Tabii. Zaten daha iyi Türk oyuncu yok. Belli yani Türk oyuncu kalitesi. Daha kim olacak? Her yani? Şunu söyleyeceğim. Bu maçlık okey. Yani ben itiraz da etmiyorum. 9 kişi Karagümrük hak ettiler. Ama uzun vadede bu işi biraz daha törpülemek lazım bu protesto işini. Çünkü adamları bitirdiğin zaman sen kaybediyorsun. Bir şey olmuyor. Yani onların yerine gidip işte ne bileyim
Messi, Neymar'ı falan getiremeyeceksin. Yani bunlarla oynamaya devam edeceksin seneye de çok yüksek ihtimalle. Biraz da böyle düşünmek lazım. Fenerbahçe'de o gerginlik sürecek. Ben sana söyleyeyim, bunun benzeri bir 5 tane daha maç olur Kadıköy'de. Eğer bu tablo böyle devam ederse, yani Trabzon'un bu yükselişi, Fenerbahçe 2 ileri bir geri, bir puan kaybı, bir kazandı, bir kaybetti durumu olursa 4-5 tane daha böyle maç yaşarız. Bu sefer Mert Hakan olmaz, yuhalanan Novak olur. Novak olmaz, Berke olur. Berke olmaz, efendim Pelkas olur. Yani değişir. Ama Novak'la Pelkas pek olmayabilir. Pelkas'ı neden seviyorlar. Şimdi bir de şöyle bir durum var Volkan. Aslında biraz bu konuya da girmek istiyorum. Şimdi Novak belki de Süper Lig'in en golcü sol beklerinden bir tanesi. Evet. Ama Pereira'nın üçlü sisteminde çok da fazla bu yeteneğini ortaya çıkaramıyordu. Çünkü gösteremiyordu. Biraz daha geride oynadı. Aynen savunma öyle. Savunma göbeği gibi oynadı. Şimdi mesela bu maçta dörtlü savunmada evet yine o golü dağıttı. Onun haricinde Pelkas Pereira'nın tercih ettiği bir oyuncu değildi ama oyuna girer girmez o da farkını ortaya koydu. Yani aslında birazcık Pereira'nın kurbanı oldu mu Fenerbahçe? Pelkas'la ilgili şunu ekleyeyim. Sakatlık sonrası çok değerlendirmedi. Sakatlık öncesi özellikle hazırlık maçlarında falan full oynatıyordu. Ama sakatlık sonrası da oyuncuyu kazanacağına dair herhangi bir gösterge göremedi Pelkas. Pereira mesela bazı oyuncu vardır. 15 dakikada olsa atarsın çok hazır olmasa da. Ona güvendiğini gösterirsin. Pereira bunu yapmadı Pelkas'ta. Pelkas ayrılık noktasına gelmişti. Evet. Yani burada konuştuk. Pereira kalırsa Pelkas gider dedim ben. Ama şu anda o gündem yok. Oyuncuya kazanacağını hissettireceksin. Seni kazanacağım kardeşim. Bekle diyeceksin oynatmasan da iyi. Mesela dün de yedekti Pelkas. Evet. Ama kulübeye bir koşuşu var. İşte oyunculara sarılışı, Muhammed'e sarıldı bu arada. Oyunculara sarılışı var. Belli ki aidiyet hissediyor. Özlemiş bir. Yani şimdi 19. haftada Pelkas ilk golünü atmaz kimse kusura bakmasın. Tamam hani biraz burada şey yapalım. İşte oyuncular Pereira'yı istemedi, sistem dolayısıyla göndermek istediler filan bunlar konuşuluyor. Tamam bunları yapalım da olumsuz iz bıraktı Fenerbahçe'de. Şimdi Pelkas geçen yılın en önemli yıldızlarından bir tanesi. Kaybetti. Kullanamadı. Tabii geçen yıl ne kadar konuşuyorduk Pelkas'ı. Bir dönem Atilla Salahi bile sallandı düşün. Takımın belki de en değerli oyuncusu. Kimle birlikte. Hani para edecek oyuncusu. Oyuncu bile sallandı yani. Acaba gönderilecek mi falan diye konuşuldu. Bunları görünce insanlar doğal olarak Pereira'ya tepki gösterdiler. Şimdi tabii bu arada bu ülkede en güzel şey olacaksın. Ya kovulacaksın. Ya efendim forma verilmeyecek sana, yedek oturacaksın. Bir tek o zaman haklısın. Şimdi Pereira varken en çok Pereira'ya sallanıyordu. Pereira gitti, şimdi herkes mağdur Pereira edebiyatı yapıyor. Ya abi, Pereira varken Fenerbahçe bu hale düştü. Yani 16'ydı puan farkı, 14'e düştü şu anda yani. O zaman hemen bu noktada Mehmet'e dönüp şunu sormak istiyorum. Mesut, İrfan, Mert Hakan gibi oyuncular. Bir de Serdar Özdekli arka dörtlü olmuyormuş. Fatih Terim'in öğrencisi olsaydı daha farklı izliyor olabilir miydik onları? Ya da daha farklı izler miydik? Ya Fatih Hoca bir kere Mesut değil ama İrfan da Mert Hakan da istedi onu biliyoruz yani. Evet. İstediği oyuncularda daha farklı olurdu. Bilmiyoruz belki Mesut'u da istemiştir geçmişte. Geçmişte Şalke'den falan. Şöyle bir şey Snyder varken de herhalde istemezsin yani o biraz Messi yetmiyor Ronaldo'yu ver muhabbetine döner ama Mesut'un da yeteneği tartışılmaz. Katılıyorum şöyle Galatasaray'ın işte o dediğim orta sahasındaki A sınıf oyuncu eksikliği. Yani şöyle söyleyeyim bu takımda A sınıf bir tane oyuncu var Feghouli. Onun temposu şu an yetki bende olsa oynatmam herhalde yani evet. Fizikli olmaz derim. İrfan bu anlamda muhakkak bir akıl koyardı. Mert Hakan gelse ne olurdu Emre Kılıç'a da benzeyebilirdi. Böyle bir gerçek de var yani Galatasaray'a giden. İrfan'ı ayırıyorum. İrfan'ı neden ayırıyorum? Şöyle Volkan mesela sana katılıyorum. Kötü bir sezondur kötü. Hı hı. Bir şeyini görmüyoruz ama örnek verelim bir Göztepe maçı Serdar Dursun'a yaptığı asist yani. Tabii. Bir yeteneği var ve bazı milli takımdaki golü. Bazen bir uzaktan şut Konya Spor'u frikik yani. Hakikaten özel yetenek İrfan. Bu anlamda hani Galatasaray'ın öyle bir oyuncuya bence ihtiyacı vardı ama iş Galatasaray'da hani bu transferler gerçekleşmedi. Bu yüzden bu halde o da bence bahane olur. Galatasaray'ın elinde artık ben puan tablosunu biliyorum. Sen iyi hakimsin ya benim sözde hafızam matematikle aram daha iyidir dedim. Ben Galatasaray'ın kaç puan fark var artık hatırlamıyorum. Çünkü takip etmiyorsun 10, şu an artık. Öyle bir durum var Galatasaray'da. Evet. Artı 21'di değil mi en son? 19 oldu yani. Galatasaray'da öyle bir durum oluyor. Bu kadar da değil tamam. Kadro şampiyon olacak kadro değil ama
bu kadar da Aralık ayından Mayıslar Galatasaray'ın diyorduk. Artık 3 senedir Ocaklar Galatasaray'ın. Hep Ocak aylarını konuşuyoruz. Bu olmaz. Evet. Şimdi transfer dönemi. Teknik direktör konusuna tabii ki de geleceğiz. Fenerbahçe için en önemli konu belki de. Ve gerçekten her sene artık bu konuyu konuşmakta enteresan oluyor. Her sene iki kez falan konuşuyoruz dediğin gibi. Mehmet, sen de hep aslında Galatasaray'ın kendini transfer yaparak kurtarmasından şikayetçisin ama baktığımız zaman gerçekten yapacak. Galatasaray'ın ihtiyacı olan bölgeler var. Forvet için ismi geçen oyuncular var. Neler söyleyeceksin? Senin bildiğin ya da duyduğun isimler var mı? Şöyle söyleyeyim şimdi. Jacne 2 aydan önce döner. Mesela hatta istihbaratları Muslera'dan daha geç döner. O kalçasındaki kırık çok kritik bir kırık olmasa da onun kaynaması tedavisi vesaire. Muhammed Şubat ayı, Ocak, yani Şubat'ın ilk haftasına kadar Mısır'ın ilteki Mısır her Afrika Kupası'nın potansiyel favorisi. Yani orada bir 5 hafta kaçıracak. Evet. Bu süreçte Halil'le girer misiniz? Bence girmez teknik heyet yönetimde. Yetki bende olsa Babel'i kullanırım. Onu da yapmayacak Galatasaray. Forvet alacak. Nasıl alacak onu bir izah edelim. Kontenjan hali hazırda dolu. Gustavo Sousa ile sözleşme feshediliyor. Oraya Gelson Fernandes düşünülüyor. Forvet'in gelmesi için de birinin gitmesi gerek. O ismini de buradan açıklayayım. Luyendam olacak. Belçika'da bir takıma kiralık artı opsiyon da koyulacak sözleşmesine. Westerlo. Satın alma. Herkes Westerlo'ya gidiyor ya. Moda biliyorsun bu ara Westerlo'ya gidiyor. Evet. Fenerbahçe Antwerp de şöyle. Antwerp sezon başı Luyendam'ı istedi. 2 milyon euro teklif etti. Vermediler. Sonra hatta o Türkiye pazarına girince de Samatta ile Frey'e gittiler. Öyle bir gerçek de var. Forvet alacak Galatasaray bir numaralı adayında Hertha Berlin'den Piatek olduğunu söyleyeyim. Öyle oyuncuyu en son ben Milan'da çok böyle bir 5-6 ayı çok iyiydi ama sonrası düşüş içindeydi. Oynayamıyor zaten. Düşüş içindeydi. Hani Lewandowski'nin gölgesine sonuçta Polonya'da ama Türkiye'de iş yapabilir. Türkiye'de neden yetersiz. Dolbik de gündemde kesimlerden bir tanesi evet, Mehmet. Evet. Daha önce Trabzonspor'un gündemine geldi. İyi bir oyuncu bildiğim. Yani forvet kesin alacak Galatasaray. Kim onu söyleyeyim. Dolbik. Sezon başı Trabzon'un gündemine geldi. Ben oradan biliyorum. Ukraynalı mı? Ukrayna, Rusya tamam. Kariyeri var. Anladım. Milli oyuncu. Peki bir de yardımcı teknik direktör konusu. Yardımcı hoca doğru. Yardımcı hoca konusu Galatasaray'da. Onunla ilgili neler söyleyeceksin ve buna neden ihtiyaç duyuyor Mehmet Galatasaray? Yani daha çok sistemsel açıdan mı, taktik açıdan mı, ne açıdan ihtiyaç duyuyor? Ya şöyle söyleyeyim şimdi bu 2-3 gündür sosyal medyanın tartışma konusu. Fatih Terim Türk futboluna hoca yetiştirmedi. Şimdi Fatih Terim'i bir kenara bırakalım. Mustafa Denizli, Şenol Güneş zaten bizim jenerasyonun gördüğü en top 3 hoca. Üçü de Türk futboluna yardımcı hoca kazandırmadı bakarsak. Evet. Böyle bir misyonları var mı? Yok ama tabii ister istemez aklım çıkış hikayelerine geliyor. Derval, Denizli, Piontek, Fatih Terim. Şenol Güneş de muhtemelen benim biraz fazla çocukluğuma geliyor Volkan. Oradaki Belçikalı hocalardan falan esinlenmiş olabilir belki. Lichens'ler olabilir. Şu an ama ben şunu sorgularım. Tamam, en yaşlı benim ya o yüzden. Tamam. Evet, hoca yetiştirmek zorunda değilsiniz ama şimdi Fatih Hoca'nın ekibinden ayrılan hocaların da bir takım devralmasını beklerdim. Tabii. Ben. Mesela ben Levent Hoca'yı bekliyordum. Levent Şahin, Ümit Davala, Hasan Şaş yani bu 2 artı 2 4 teknik heyetin yetersiz olduğunu işaret. Artık günümüzde de öyle tek başına olmuyor. Artık her şey bir ekip işi. Şimdi Abdullah Avcı, Trabzonspor, bilmiyorum Volkan muhakkak konuşuyorsundur sen de. Herkes Oranak diyor mesela perde tabii arkasında. Ama evet çok önemli. Var yani ben bunlara bakarım. Birlikte arada çok... Ya hocalarına teklifler geliyor Abdullah Hoca'nın ekibine. Egemeni Volkan istedi mesela. Yani isteyemedi de hani düşünüyordu. İstiyordu da evet. İsteyemedi. Evet yani git gelmez tabii şu an adam. Trabzon'da şampiyonluk yaşayacak vesaire. Ama Abdullah Hoca'nın ekibinden sürekli şey çıkar. Orada bir ekip işi var işte ortada. Bir hoca çıkar yani. İşte hiç farkı da nasıl ortada? Şimdi Galatasaray'da bir kere ekip yetersiz. Bunu şeyden kondisyonerden de pay biçelim. İtalya'dan bir kondisyoner getirin sizden ayrıldı. Üçüncü lige döndü. Tabii. Necati Ateş, Selçuk İnan'la olmadığında ben değil Oğulcan Çağlayan söyledi. Fatih'in dönecek düzeleceğiz dedi. Evet. Yani böyle bir gerçek var. Doğal olarak da Farioli geliyor ama onu bir izah edelim. Farioli bu maçı özel değil. Marsilya maçına da geldi izlemeye. Galatasaray'ın 4'lük kazandı. Benim bildiğim Beşiktaş Göztepe maçına da gitti. Ama şunu biliyorum. Farioli bugün isim de verelim. Bilic. Beşiktaş'ın veya Fenerbahçe'nin hocası olsun. Hani hoca potansiyel aranıyor ya. Bilic'in yardımcısı olmaz ama iş Galatasaray Fatih Terim olsa bence Fatih Terim'in yardımcısı olur. Galatasaray'ın teklifçisi ama Galatasaray'ın hali hazırda ben ne kadar eleştirsem de teknik heyete bir takviye ihtiyaç var desem de
Böyle bir düşünce yok yani. Fatih Terim zaten şu aşamada Selçuk İnan ve Necati Ateş'i biliyoruz, Fatih Hoca yaz biraz. Onlar öyle bir hamle yapmaz yani, bir yeni yabancı özellikle bir yardımcı hoca. Yönetimde böyle bir düşüncesi yok. Ama o fotoğraf konuşulur. Şu an için hani temenni diyelim Galatasaray taraftarında, ama ben çok ihtimal vermiyorum. Peki Fatih Terim'in sizce buna bakış açısı nasıl? Bakış açısının çok olumlu olacağını düşünmüyorum ben şu aşamada, ama hani Fatih Hoca'yı tabii böyle eleştiriyorum. Bir de şöyle de hakkını teslim edeyim. Bir şeyler denedi, nelerdir açalım. ABD'den kondisyoner getirdi. Scott Pirey'i tuttu milli takımda Galatasaray'da. Hande Sümertaş'la yıllarda çalıştı mesela. Kadın iletişimci ben Fatih Terim'de gördüm. Şimdi bakalım işte Rıza Çalınbay var. Başka hocalara da muhakkak sirayet etti o dokunuşlarını. Bir şeyler deniyor ama hani son dönemde o ekibi işte Hasan Şaş'ın ayrılığıyla başladı. Hande Sümertaş ayrıldı yine aynı şekilde. Ümit Davala, Levent Şahin, artık daha geri giden bir teknik ekip var. Bunu da bizler sağ içinde net sonuç olarak görüyoruz. Peki o zaman Fenerbahçe'ye dönelim ve Fenerbahçe'nin teknik direktör sorununu konuşalım biraz. Volkan, aslında sana şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe teknik heyetinde ileriye gidiş var. Emre Belezoğlu Başakşehir'de büyük başarılar elde ediyor. İnanılmaz. Volkan Demirel Karagümrük'te müthiş başladı. Mükemmel. Ondan sonra kim var başka? Müthiş. Fenerbahçe kulübe muazzam Fenerbahçe'de. Ama niye kumanda hocalığı bıraktı? Fenerbahçe'ye gelecek teknik direktör nasıl bir özellik olmalı sence? Burnunu karıştırmalı. Biliyorsun Löw'ün öyle bir özelliği var ya. Biliyorum tabii ki. Şimdi Joachim Löw çok konuşuluyor. Dün de işte Rıdvan Hoca başta olmak üzere birçok spor programında da gündeme getirildi. İşte Rıdvan Hoca da ben yorum olarak söylüyorum, bilgi olarak söylemiyorum dedi, ama Rıdvan Hoca yorum da yapıyorsa biri hakkında bir şeyler duymuştur. Fakat ben duyduklarımı aktarayım, izleyenler yorum yapsın ne olacak, ne bitecek. Birincisi, başkan daha önce görüştü. Bundan iki ay. Yani şöyle söyleyeyim, hani bu bir resmi görüşme gibi algılanmasın. İşte oturduk, evet hadi bakalım transfer görüşmesi başlat falan var ya böyle şeyde. Öyle bir şey değil yani, sohbet. Yemek belki, yendi belki. Belki FaceTime'dan konuştular, görüntülü Skype'tan konuştular. Yani tam içerik bilmiyorum ama yani görüştüğü, düzenli olarak fikrini aldığı bir teknik adam. Ve yazın yapılan konuşmada bir yıl dinleneceğim. Evet. Sonra yapılan konuşmada ben sezon ortası takım almam diyen bir Joachim Löw. Alman basında çıkan haberler yine reddettiği yönünde. Benim Almanya'dan aldığım bilgiler yine reddettiği yönünde. Benim etrafımda tanıdığım birkaç kişi var. Bunların içinde Türkler de var, Joachim Löw'ün. Çalışmayacak diyorlar. Türkiye'ye gelme konusunda Başkan Ali Koç'a rağmen, bu kadar sıcak tavrına rağmen, Türkiye'ye gelme konusunda ciddi soru işaretleri var diyorlar. Neden? Yani şu an kulüplerimizin durumu ortada. Hı hı. Yani şimdi Joachim Löw'e harcama limiti, efendim şu oyuncudan 300 bin euro indirim isteyeceğiz de o gelirse öbürünü kiralayacağız da filan dersen, Sıkıntı. Zaten kendisine çok ciddi bir maaş ödemen lazım. Bunun gibi problemler olacak. Tabii. Kısacası benim gördüğüm kadarıyla bu şartlarda, bugünkü şartlarda çok gerçekleşmesi mümkün değil. Bilgi vereyim mi? Alman teknik adamlardan kızı Daniel Farke. Beşiktaş'ın gündemine geldi. Çok net rakam aldığım için söylüyorum. 1,5 yıl 100 milyon TL. O yüzden Beşiktaş Farke'yi başlamadan bitirip o Portekiz teknik adama yöneldi. Daha mali şartları diye. Mantıken bakarsak da Löw fark eden ucuza gelmez. Löw yani Löw şöyle söyleyeyim, 5 milyon eurodan aşağı imza attıramazsınız. Daha ekibi falan da olacak. Evet, bu arada yıllık. Yani yıllık bu 5 milyon. Bir sene sonra bir daha bir 5 daha vereceksin falan. Ben bu yüzden çok gerçekçi bulmuyorum. Yani bu şartlarda böyle bir teknik adamın Fenerbahçe'de görev alabilme ihtimalini düşük görüyorum. Kim olabilir sence? Bilic konusu biraz daha mümkün. Orada hem fiyat bir yarı yarıya neredeyse düşük, hem de işte bir kere Löw'ü daha hani parayı geçtim, Löw'ü daha çalışmaya ikna edemedim. Öyle bir durum da var. Bilic konusu biraz daha hani hem Türkiye'ye gelmeyi çok istiyor, hem de işte geçmişte biliyor yani Fenerbahçe'yle karşılaştı. İşte ya kabul edelim, Türkiye'de teknik adamlık yapmak, futbolculuk yapmak çok zevkli bir şey. Neden? Çünkü böyle statlar yok hiçbir yerde.
böyle çılgın taraftarlar yok. Yani Avrupa maçlarında Mehmet de görüyordur. Yani işte Alman gazeteciler geliyor. Böyle sürekli maç başlangıcında tribünleri çekiyorlar. Çünkü hayranlıkla izliyorlar. Yani burası gerçekten hayran olunacak bir ülke. Taraftarı açısından müthiş bir futbol ülkesi. Ama ekonomik şartlar elbette ki zorluyor. Bilic o açıdan da Fenerbahçe'ye gelmeyi istiyor. Hatta bir Beşiktaş'la, daha doğrusu Beşiktaş'tan kendisiyle temasa geçen biriyle yaptığı görüşmede Fenerbahçe ile anlaştığı için kendisiyle görüşemeyeceğini söylediği de konuşuluyor. Birçok dedikodu var ama şunu söyleyeyim. İşte bugün artık Cuma günü yılbaşı, Cumartesi 1 Ocak, Cumartesi gününden itibaren hiç böyle duymadığımız, konuşmadığımız, aa bu adam nereden çıktı diyeceğim birçok teknik adam da gündeme gelir. Onu da söyleyeyim. Sadece Löw Bilic üzerinden dönmez bu hikaye. İsmail Hoca'yı daha önce söyledim. Hani evet. Ben bu sene artık bir şey olmayacağı belli. İsmail Hoca'yla en azından gemiyi limana, sezon sonuna kadar gemiyi limana iyi yanaştırabilecek bir kaptan olduğunu düşünüyorum İsmail Hoca'nın. Eğer bir proje, işte Löw gibi veya ne bileyim Bielsa falan böyle bir proje düşünülmezse, ben çok fazla macera aranmadan böyle işte Bruno Pinheiro'lar falan ne olacağı belli olmayan soru işaret adamlar gibi değil. Madem öyle ben sezon sonu bakarım kardeşim. Hem de bu arada İsmail Hoca da, İsmail Hoca çok ciddi söylüyorum. Yani hakikaten Fenerbahçe'nin yaralarını sarabilir. Ben o derece inandığım bir adamdır. İsmail Hoca'nın en azından eğer bu isimler olmazsa, Löw ve Bilic tamam. Yani buna ben itiraz etmem ama veya... Bu arada Leeds United da kötü gidiyor yani. Bielsa'da kovulabilir. Bielsa ayrılırsa mesela Bielsa tamam bunlar okey. Hani devre arasında getirirsin ama işte yani hiç duymadığımız soru işareti, herkesin kafası soru işareti yaratacak bir teknik adamı Ocak ayında getirip Haziran'a kadar yıpratmak bence çok mantıklı değil. Hem de camiaya şu mesajı verirsin. İsmail Hoca ile biz bir toparlanma sürecindeyiz. Sezon sonunda güzel bir yola çıkacağız. Bence de çok daha mantıklı olur. Olabilir. Maliyet konusu gelecek... zaten söylemiyorum. Evet. Maliyet konusu siyahla beyaz kadar olur. Bakalım yani ama bu teknik direktör mevzusu kısa sürmez yani Fenerbahçe'de. Bence de. 15 günden az sürmez. Hı hı. Diğer türlü bu sefer gelecek teknik direktör de ateşe atılacak bu sefer. Yine. Doğru. Benim kafamdaki hoca hep yanlış anlaşıyor tabii. Bunu kesip koyarsam diyorlar. Ben Şenol Güneş diyorum. Hani şöyle. Şenol Güneş profilinde bir teknik adam. Bu Fenerbahçe'yi bence ayağa kaldırır. Bir tecrübeden bahsediyorsun. Hı hı. Kadrodaki hücumcu oyuncu sayısının fazlalığı tam böyle Şenol Hoca'nın seveceği tarzı. Evet. Veya şeyi de hatırla, Galatasaray'ın Falcao'lu, Seri, Enzonzi, Lemina'lı yapamayan evet. kadrosunu. O kadroyla ben Şenol Hoca'da çok başarılı olurdu. Yani Şenol Hoca'nın kadrosu gibi geliyor bana. Artı dominantlığı, yani saha içi, medya ile iletişim, hani büyük almalı şimdi. Hangi hoca gelirse gelsin Ali Koç'ta yük bakarsan. Tabii. Yani Şenol Hoca varken çok Fikret Orman'a... Löw bile gelse. Fikret Orman'a iş düştü mü çok Şenol Hoca varken? Yani. İkisi arasında kırılma başlayınca zaten Fenerbahçe'de evet. Beşiktaş'ta düşüş başladı. Ben o anlamda yani profil olarak Şenol Güneş profilinde bir teknik adam. Tabii bu, o aklım ister zat Kadıköy kombinasyonları Fenerbahçe'de olmaz. Olmaz yani olmaz. Tabii ki. Şenol Hoca olmaz da. Ama o özelliklerde bir teknik direktör, o profilde bir teknik direktör. Türkiye'de de yok şu anda açık ve net söyleyelim. Evet. Peki, Mehmet bir de gidecek oyuncularla ve teklif gelen oyuncularla alakalı konuşalım. Şimdi bildiğimiz kadarıyla Kerem'e çok fazla teklif var. Doğru. Marcao yine teklif alan isimlerden. Bu ikisinden birisine göndermeyi düşünüyor mu Burak Elmas ve yönetim? Mantıken göndermeleri gerek şöyle, 25 milyon euroya sıfırdan bir takım kuruyorsanız bu takımda mantığınız nedir? Sırf harcayarak olmaz, arada oyuncu satacaksınız ama genel düşünce, ligdeki kötü gidişat bence Galatasaray'ın, Volkan'ın haftalarda söylediği, Avrupa'ya daha fazla tutunma. Hı hı. Daha agresif, hatta ben yani bana gelen haberler, UEFA'dan gelen gelir de gerekirse transfer harcayalım. O yüzden ısrarla Gerson Fernandes diyorum. Marka ile Kerem'e de çok çok iyi teklifler gelmedikçe örnek verelim, sesli düşünelim. 10 milyon euroya Kerem'i satmaz Galatasaray. Ya da 12-13 milyon euroya Marka. Yani o rakamlar 20 milyon euro seviyeleri olmalı. Hı. Reddedilmeyecek rakamlar olmalı. İşte Trabzonspor Uğurcan'ı satmadı bakarsan. Evet. Aynı bakış açısıyla Galatasaray şu an başarılı olmasa da o Avrupa Ligi hedefiyle ben Kerem'le Marko'yu tutacaklarını düşünüyorum kadroda. Tam aksine transfer yapacak. Kimler gider? Öyle çok yaralıcı isimler değil. İşte Luyendama dedim kiralık. Hı-hı. Gustavo Zusa
Bir isim daha ki ben Yedlin'in de ayrılma ihtimalini yüksek görüyorum. Çünkü Sasha Boye takıma döndü. Oğulcan Çağlayan yedek sağ bekte idare edebilir. Artı hani bakarsak Jesse Seguidica Belçika'dan dönüyor. Onu Eyüp Spor'a tekrar kiralıyor olacaklar. Hani çok öyle hayati kritik oyuncular değil. Akılları ister istemez maliyetlerden Fegül ile Babel geliyor. Kimse Fegül ile Babel'e Galatasaray'ın yarım sezon için vereceği 4 milyon euroyu vermez. İkisi de kalır. Onlar da gitmez o yüzden. Fenerbahçe'de var mı gidecek isim? Salahi'ye teklifler olduğu konuşuluyor. Salahi şöyle, yani Pereira kalsaydı o da muhtemelen bir bonservis getirisi elde etme adına bir çalışma olabilirdi onunla ilgili. Ama şu anda kulübe ulaşmış resmi bir teklif yok. Onu söyleyeyim. Yalnız o Premier Lig haberleri doğru. Yani Chelsea falan değil tabii bu arada. Onu da söyleyeyim. Chelsea'nin takip ettiği ama transfer etmeyi dahi henüz düşünüp düşünmediği konusunda benim şüphelerim var. Çünkü biz biraz abartmayı seviyoruz. Uğurcan Liverpool'da oynar falan. Uğurcan gerçekten iyi kaleci de yani o öyle olmuyor. Yani bizim bakış açımızla onların bakış açısı farklı. Yani Salah'ı Chelsea'de oynar abi falan diyoruz biz kendi açımızdan. Muslera oynayamadı 10 sene Arsenal'de. Benim mantığımda hep onu diyorum. Yakıştırıyoruz yani yakıştırıyoruz. Yakıştırmak güzel ama öyle değil. Yani şimdi mesela Ozan Tufan Watford'a gitti mesela. Anlatabiliyor muyum? Hani öyle kolay değil oralarda böyle merdivenlere tırmanmak. Orada gösterip kendinizi ikinci bir hamle yapabilirsiniz. Atilla Salahi'nin de Chelsea değil, Liverpool değil ama daha altlardan, takımlardan yakından takip edildiğini biliyorum. Şunu söyleyeyim. Aynı mantık, hani Kerem dedi ya 20 milyon euro Kerem. Aynı mantık. Ben Salahi'nin de böyle çok düşük rakamlara satılabileceğini sanmıyorum. Yalnız Fenerbahçe'de devre arasında satış bu kadar mümkün değil demem. Hani Kerem Marka'ya çok uçuk olması lazım filan. Yani o kadar mümkün değil demem. Satış olabilir. Ama gelen de olur. Yani ben 2 veya 3 tane transfer bekliyorum. Bir kanat oyuncusu olmak üzere sağ sol oynayabilen. Bir santrfor. Bir sol bek olabilir veya bir sağ bek olabilir. İkisinden biri. Sağ bek daha elzem ama sağ bek bulamıyorlar. Sol bek biraz daha fazla. Garip. Türkiye'de değil ama Avrupa'da sol bek var sağ bek yok. Enteresan. Türkiye'de yani. De sol bek yok. Yani Türkiye, Türk olarak sol bek yok. Yok ben dörtlüde bu arada Salah'ı bence sol bek oynar. Evet yani sağ bek de olabilir. Sağ bek bulurlarsa sağ bek de alabilirler. Bu arada şunu da duydum. Bruno Perez'i Trabzonspor bitirmese Fenerbahçe alıyormuş. Tabii Emre Belözoğlu dönüyor. Evet. Enteresan yani. Kırılmalar. Evet. Böyle transferde olur kırılmalar. Bir sağ bek transferi de olabilir. Var yani, mı isim peki? İsim şu ana kadar bulamadım. Açık ve net söyleyeyim. Santrfor konusunda Vedat çok soruluyor. Onunla ilgili net yanıtı vereyim. Vedat işi Türkiye olacaksa Ocak sonuna kadar belli olmaz. Galatasaray'da ilgileniyormuş belki galiba. Belki önümüzdeki böyle. Sezon mu? Hayır Ocak sonuna kadar. Ha, yani. Ocak sonuna kadar Vedat olmaz. Dönerse Türkiye'de yine Fenerbahçe olur. Ocak diye. Sonuna kadar şöyle. Ocağın son günlerinde belli olur. O da neden? Çünkü Lazio bir bonservis verdi. Onu çıkarmak isteyecek. Onun için de mümkün olduğunca nasıl Gerson'da hani beklediler. Mümkün olduğunca bonservisli bir yerine satmaya çalışacaklar. Ya 12 milyon euro istedikleri 12 milyon euro Türk kulüplerinde yok. Vedat'a 12 milyon euro hangi Avrupa kulübü verir? Soru işaretleri. Türkiye'ye kiralık durumu ocağın sonlarında belli olur eğer olursa. Peki bakalım hareketli bir Ocak ayı bizi bekliyor gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederim ikinize de. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yeni yıl dileklerinizi alalım hadi. Trabzonspor'un şampiyonu hayırlı olsun. Trabzonspor'a başarılar diliyoruz. Trabzonspor şöyle çok sempatik bir hale geldi. Çok. Ama Sayın Ağoğlu'nu buradan uyarıyorum. Benim çok sevdiğim bir başkan. Yani ben gerçekten başarılı buluyorum. Hakikaten hiç böyle lafı eveleyip gevelemeye gerek yok. Hiç de çay içmişliğim bile yoktur kendisiyle. Merhabam bile yoktur. Sadece şunu söyleyeceğim. Zaten sempatik durumdasınız. Evet. İşte bu kupa kalkarsa Anadolu'da kalkacak filan gibi açıklamaları gerek yok. Ya yani ortamı germeye gerek yok. Zaten açık ara gidiyorsun. Hani bırak doğal aksın akışına gitsin, bırak. Akışta kalsın. Bırak. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ederim tekrardan. Diego Nalli'nin bu haftada sonuna geldik. Haftaya biz yeni yılda tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Total.net